çok özel bir çocuk. Yani onu çok zor bir roldü. Bu rolde ona teslim ettim. Çünkü filmle birlikte, sizinle birlikte filmi sahiplenen birisi. Birçok oyuncuda bunu yaşadım, bu keyfi de. Hani şimdi Engin yeni ya, benle ilk kez çalışıyor ya. Birbirimizi o sette keşfetme durumu çok keyifliydi. Çok güzeldi. Ufak tefek şeyler oldu ama kemik senaryoyu kemik gibi çektik diyebilirim. Çünkü şimdi oyuncular biraz, daha doğrusu baştan da belliydi kimlerin oynayacağı. Hatta ben yazarken bile kafamda vardı. O yüzden o auranın yazım sürecinde de beni terk etmesine izin vermedim. O yüzden çok az şeyi değiştirdik. Biraz korkutacağım gibi görünüyor size. Şöyle tutuyorsun buradan, yürütüyorsun ama sende de dehşet. İnanılmaz bir kadro yapıyor bunları bu sefer. Gerçekten umuyorum hala masada her şey, hala yapılıyor. Ama gördüğüm kadarıyla çok güzel şeyler yaptılar. Yaşantınızda bir gün evde oturmak, içinize kapanmak, bir gün de dışarı çıkıp eğlenmek, bir kadeh bir şey içmek gibi bir duygu aslında. Yani sinemayı ben kendi hayatımdan, şeyden çok ayırmıyorum. Farklı farklı tişörtler, farklı farklı gömlekler giyebilirim ama içindeki hep benim. O yüzden de hayata baktığımda komedi de var, gözyaşı da var, dram da var, gergin olduğumuz, korktuğumuz anlar da var. Bunların hepsi sinemada bir şekilde yansıyor. O yüzden evet, o türlerde, türler arası bir hayli geçiş yapıyorum. Ama yani sanıyorum, gördüğüm kadarıyla seyircim, ben hani komedi filmi de çeksem, bir dram da çeksem, bir aşk filmi de, bunu Çağan yapmış diyorsa, işte bu benim için gurur verici bir şey. Çünkü demek ki bir dil oturtmuşum, inşallah, umuyorum. Demek ki kendime ait bir bakış geliştirmişim yıllar boyunca ki seyirci, evet bu Çağan'ın filmi diyebiliyor, diyebiliyorsa da. Hani zaten bir yönetmenin en büyük mutluluğu bu. Yaptığınız şeyin sizin isminiz olmadan sizin tarafından yapıldığınızın farkına varılması. Üzülmüş. Çok üzülmüş bu fakir. Stop, 10 numara. Evet. Oldu bir gün yapar. Çok güzel oldu abi. Bu film söylediğini biraz direkt söylüyor. Evet, sürprizler var. Sürpriz zaten, yani her hikaye sürprizlidir kendine göre. Ama bu biraz direkt söyleyen bir film. Söylemek istediğini direkt söylüyor yani. Bu konularda biraz ne derler? Kalender meşrebim. Yani hiçbir şeyden şikayet etmemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zaten hani kalkıp da şu kadar emek harcadık, bu kadar zorlandık. Her meslek zor. Herkes zorlanıyor. Herkes bir şeye emek harcıyor. Yani bırakın ya, biz dünyanın en güzel işlerinden birini yapıyoruz. Ben keyfini sürdürüyorum. Evet, hadi ne, bitti mi? Şimdi ayrılmasın. Sağ ol, teşekkür ederim. Canım, geçmiş olsun. Denenmemiş şeyleri deniyorum derken, bu denenmemiş şeyler dediğimiz var ya, hep 60'lı yıllarda, 50'li yıllarda, 70'li yıllarda Metin Erksan, Atıf Yılmaz, Lütfü Akat tarafından denendi zaten. Türk sinemasının çok enteresan, çok gizli kalmış hazineleri, çok uçuk fikirli yönetmenleri, çok şey denemiş insanları var. Biz sadece bugüne ait şeyler deniyoruz. Ya bu onların denedikleri, çünkü insana dair şeyler çok zor değişiyor. Ta mitolojiden beri. O yüzden de denenmemiş şeyler denediğimi söyleyemem. Ben bir şeyi yeniden keşfetmiyorum. Sadece onu kendi yöntemimle yapıyorum. Mesela bu filmde Metin Erksan'dan çok çok fazla done, ya çok fazla parça bulabilirsiniz. Çünkü mesela çocukken seyrettiğim Kuyu filmi vardı. İnsanın insanla, insanın doğayla mücadelesi. Adam o kadar manyak şeyler denemiş ki, işte denemek o. Türk sineması kafası karışık bir dönem geçiriyor. Ama bu kafası karışık olma hali olumsuz anlamda söylemiyorum açıkçası. O tam da olumlu anlamda söylüyorum. Yeni arayışlara, yeni
eğilimlere yol açıyor. Türk sinemasının bir parça daha yükseldiğini, ana akım sinemanın bir parça daha yükseldiğini, yani sinemayı, sinemanın çarkını döndüren türün daha önemsendiğini görmek beni mutlu ediyor. Çünkü çok daha önceleri, yani bundan 10-15 yıl önce uç noktalarda kişisel filmler ve sadece box office'e ve gişeye oynayan filmler varken, ana akım sinemaya gereken değer verilmezken, çünkü daha da öncesinde, yani 60'lı 70'li yılları kastediyorum, orada sadece ana akım sinema vardı. Ana akım sinemadan kopuşla beraber Türk sineması birçok anlamda sıkıntı yaşamaya başladı. Şimdi bu ana akım sinemaya biraz daha göz kırpan yönetmenlerin ortaya çıkması, özellikle komedi filmlerinde artık belli bir düzeyi gözetme çabası, bunların hepsi çok olumlu şeyler. Ve bu arada da Türk sinemasının uluslararası alanda en büyük başarıları getiren kişisel sinema, ya içinde aynı şeyi söyleyeceğim, güzel, çok güzel ustalarını çıkardı ve bizi gururlandırdı. O yüzden bu arayış daha devam ediyor ama gördüğüm kadarıyla güzel şeyler olacak. Vallahi nelerin değişmesi gerektiğini hiç düşünmedim. Çünkü şunlar değişmeli deyince, bunlar yönetmenleri, sinemayı, bunları çok bağlamayacak. Gene herkes bildiğini okuyacak. O yüzden de yani şu değişebilmeli, evet, yapımcılar gerçekten filmlere gişe gözüyle bakmamalı. Yani yeni bir şeyleri deneyen yönetmenlere yardım etmeliler. Örneğin bir yapım şirketi yılda 3 film çekiyorsa, 3 tane taraftan gişesini sağlama almışsa, bir tane yönetmene, genç bir yönetmene gerçekten karşılıksız, hiçbir şey beklemeden para yatırmalı ve onu desteklemeli. Bu ne olursa olsun, para kaybetmeyi göze alarak. En önemli sorunlarımızdan birisi bence stüdyo. Yapımcılar Birliği'nin bir araya gelip gerçek stüdyo imkanlarının sağlanabildiği büyük bir alan kiralamaları. Burada işin hem matematiğinin hem çalışma şartlarının çok iyileştirildiği bir ortamda Türk sineması emekçilerini çalıştırmaları. Burada müzik başrolde değil, burada atmosfer. Evet, müzik çok iyi bir müzisyenimiz var. Daha doğrusu müzisyenlerimiz, grup Arya yaptı filmin müziklerini. Ve acayip bir soundtrack yaptılar çocuklar. Gerçekten çok iyi bir şey yaptılar. Ama bunu, bu soundtrack'i biraz daha böyle doğaya yedirmiş bir halde bulacaksınız bu filmde. Bir de Zeynep Kasarini ve Seyahat Aner'in bir şarkısı var, evet. Her zaman yazım süreci oluyor. Yani zor derken yazım süreci, zaten yazımda bitirmiş oluyorsunuz her şeyi. Sonra bu filmdeki gibi canavar bir ekip ve canavar oyuncularla zaten her şey elinizin altında oluyor. Evet, set zor bir yerdir. 150 kişinin sizinle aynı anda aynı şeyi düşünmesini, aynı şeyi hissetmesini istersiniz. Bu zordur. Ama bu zorluğu seviyoruz ya. Bunun için buradayız.